Efendim Söylem Haber Ajansı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine ülke gündemiyle ilgili olarak gündeme dair ne varsa konuşmaya devam ediyoruz. Sokakların, caddelerin sesi ve rengi olmaya, nefes olmayı sürdürüyoruz Söylem Haber Ajansı olarak. Bugün de yine çarşı pazarda, sokakta alışveriş yapanları, boşta gezenleri bugün ekranlara taşıyacağız. Yani sözün özü ekonomiyi konuşacağız. Ekonomiyle ilgili vatandaşlarımızın görüş ve düşüncelerini merak ediyoruz. Sizler de merak ediyorsanız hadi buyurun sokağın sesine bir kulak verelim. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ekonomi konuşuyoruz bugün. Ekonomi kötü, iş yok, güç yok, para yok, hiçbir şey yok. İş bulamıyoruz. İşsiz alt. Yaklaşık 1,5 seneden beri işsizim ben. Hiçbir şekilde iş bulamıyorum. Geçim sıkıntısı var. Allah'tan bekarım bir şekilde geçiniyorum ama bu evli insanlar ne yapsın? Hayatınızı bu arada nasıl idam ettiriyorsunuz? Uzun zamandan beri işsizsiniz. Vallahi aile. Aileyle, başka türlü olmaz. En son nerede çalışıyordunuz? Turizm? Otel turizmdeydim ben. Sezonun açılmasıyla herhangi... Yok yok, hiç. Hiçbir şey yok. Kesinlikle. Hiç iş yok, güç yok yani. Hiçbir yerden haber gelmiyor. Başvuru, müracaatlar. Evet evet, hiçbirinde hiçbir şey yok. Ses yok yani. Böyle. Allah sonumuzu hayır etsin. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Efendim, ekonomik durumunuz nasıl ve ülkenin ekonomik durumunu, mevcut durumunu nasıl yorumluyorsunuz? Bazıları iyi, bazıları kötü. Derken? Derken zenginin yüzü gülüyor, fakir çekiyor. Yani ekonomik olarak şöyle baktığın zaman çok iyi şeyler de yaptı devlet. Ama çok kötü şeyler de olabiliyor. İyi kötü mukayesesi yaparken mesela iyi şeylerden birkaç örnek, kötü şeylerden... İyi şeylerden insanları çok düşünüyor. Gereken doğum parası, işte hastalara imkanlar, bunlar önceden yoktu. Ama bunlar gözle görülmesi gerekiyor. Mesela şimdi TOKİ'den ev veriyorlar belli bir ücreti. Yani kesesine kadar düşünüyor. Bu korona çıktı çıkalı hayatımız mahvoldu. Ama bunda devlet ne yapabilir? Yapıyor zaten gerekeni. Öyle düşünüyorum ben. Evet, çalışıyor musunuz herhangi bir yerde? Çalışıyorum da şu an tatil gibi bir şey. Tatil. Tatil. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Sağ olun. Efendim şu anda yanımızda bir ailemiz var. Herkes şu anda çarşı pazarda, işi olan da işi olmayan da hareketli bir durum var. Yani birçok AVM'lerde, alışveriş merkezlerinde hareketlilik gözüküyor ama hareketlilik ekonomik durumu olanlar için de farklı, olmayanlar için de farklı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim hayat nasıl gidiyor? Ekonomik durum nasıl? Şimdi genel olarak soracaksan genel alım gücü düşük sade. Yani benim için, şahsıma göre benim için iyi. Ama genel sıkıntı. Yani şahsıma göre iyi derken ekonomik zengin misiniz yani? Estağfurullah, hayır, zengin yani değilim. Mecazi olarak soruyorum. Hayır, estağfurullah, zengin değilim ama kendi durumumu ayağımı yorganıma göre uzatıyorum, ona göre davranıyorum. Ve insanlar işsiz, işi de olan var, işi olmayan da var. Ha, bu kurulanla alakalı. Yani ben kendim yurt dışından geldim. Doğma büyüme 10 yıldır buradayım. Vallahi cennet gibi bir yerde yaşıyoruz. İşin gerçeği. Nerede ama kime göre, neye göre? Tam da sorunun tam ana merkezinden sordun zaten. Aynen. Yani kime göre, neye göre? Memleket olarak cennet. Yani bir karış toprağını kimseye değişmem. Ama ekonomi işte kime göre güzel, kime göre iyi. Eskiden ortak kısım vardı, şimdi o da yok. Yani şahsım için konuşmuyorum. Benim ben döviz alıp veriyorum zaten. Ben döviz kazanıyorum. O yüzden durum iyi. Ama genel olarak keşke düşse. Ben de, benim milletim sonuçta. Efendim son olarak şunu da merak ediyorum. Döviz ne kadar şu anda? 10 liraya geçti. 10.30 euro. Dolar 8.4 herhalde olması lazım kafadan. Peki böyle bir gidişat, böyle bir artış, yani vatandaş bazından baktığımızda nasıl bir durum yaratıyor? Alım gücü düşüyor abi. Şimdi yani yanlış anlama. Şimdi biz zaten yurt, hani dış ülkeye dolarla aldığımız için ticaretimiz, dış politikamız böyle olduğu için dolar çıkıyor.
Yani ben normalde siyaset hiç konuşmam. Ben kendim AK Parti'ye de oy verdim, MHP'ye de oy verdim. Ama onun hesabını ben sorarım. Kimseye de sordurtmam. Onun iyi de şeyler yaptı, kötü şeyler de belki yaptı. Kötü derken yanlış şeyler de yapmış olabilir. Ama onun hesabını millet soracak. Yani sen soracaksın, ben soracağım. Her kişinin attığı oyun hesabını sorması lazım. O yüzden oy atın diyorlar. Yani rastgele de oy atmayın. Bak, tart, biç. Ne yaptı, ne etti? 10 yıl, 20 yıldır bu adam burada. Ne yaptı? Sana ne yaptı, ne verdi? Katkı ne? Yani yaşa takılanlar, KYK borcu olanlar. Yani bu milletin sırtından geçinme sıkıntısı milleti sıkıntıya sokuyor. Yoksa hani bu kadar çok vergi düşse, yaşa takılanlar emekli olsa, öğrencilerin sırtından KYK bursları değil de normal hibe burslar veyahut da başka bir sistem olsa, emin ol herkes rahat edecek. Biz oradan kaybediyoruz. İnsanların sırtından çok vergi alındığı için. Gelir yok. Ülkende para yok. Kimden alacağım bu parayı? Milletten alacağım. Senden benden alacak. Bu vergi böyle gelecek. Ha, vergiyi düzgün veriyor muyuz? O da tartışılır yani. Yanlış anlama. Şimdi bir dönerciye git. Adam 5000 liralık ciro yapsın. Adam 1000 liralık ciro yapıyor. Vergiyi de düzgün vermiyor. Hani bunlar karşılıklı. Hem millet olarak sorumluluğumuz var, hem hükümet olarak sorumluluğumuz var. Yoksa devlet baki. Bağımsız olmak için güçlü olmamız lazım. Güçlü müyüz? Güçlüyüz. Ama millet olarak çok güçlüyüz. Ekonomi olarak değil. Topu, tüfeği herkes alır. Kadın, erkek, çoluk, çocuk gider. O da ayrı bir konu. Ama ekonomi olarak kimse demesin biz süper gücüz. Daha oraya varmadık. Yani aya çıkarız oraya. Ya şimdiki konum millet aç mı? Millet krediyle geçiniyor biliyor musun abi? Bütün herkes krediyle geçiniyor. Sokağa çık, sor. Kimin kredisi yok? Al belki 10 kişiden 9'u diyecek, biri diyecek benim kredim yok. Herkes krediyle geçiniyor. Faiz var. Adamlar 3 ay erteliyor. Ertele. Ne diyorum, benim için zerre kadar hiçbir problem yok. Ben isterim, normalde döviz kazanıyorum, tavan yapsın. Ama istemiyorum. Çünkü tavan yaptım, her şey çıkacak. Benim için aynı kalacak. Ama millet düştü de mi? Neye kızıyorum biliyor musun abi? Salak yerine koyulmaya kızıyorum ben. Yani düştü mü fiyatlar da düşsün, kiralar da düşsün, her şey düşsün eğer düşecekse. Ama düşmüyor. Çıkıyor, o zaman her şey aynı kalsın diyor. Bir süre sonra milliyetçilik de gidiyor biliyor musun? Bu hani milliyetçilik partiyle alakası değil, ülke sevdası için konuşuyorum. Ondan sonra millet günlük yaşamak için konuşuyor. Ne oluyor? Yarını düşünüyor. Önceden 3 ay, 4 ay, 1 yıl önceyi düşünüyordu. Ev alayım diye kredi çekiyordu millet. Şimdi yarın ne götüreceğim diye, ekmek nasıl koyacağım diye düşünüyor. Yoksa dediğim gibi kuru kalabalık. Vallahi kuru kalabalık. Ama hava güzel, pandemide millet çıksın. Her şeyi etkiliyor abi, bunlar sinsileyerek. Ama ne diyorum? Herkesle tartışırım bu konuyu ama cahille tartışmam. Çünkü cahile bir laf anlatacağım ama hendekten eşek atlat daha iyi. Evet. Çok teşekkür ederim. İşin rast gitsin. Allah'a emanet. Sağ olun. Çok sağ ol. Yani ben de eşimle aynı şey düşünüyorum. Yani şu an insanların alım gücü azaldı ama fiyatlar üstüne bir sürü zam. Yani herkes şu an geziyor ama boş geziyor. Sadece gezmek için buradalar. Yani almak için değil. Geneldeki kalabalığın çoğu alışveriş yapmıyor yani. Yok, hayır, sanmıyorum ya. Yani gördüğünüz gibi kimsenin hiçbir şey yok. Boş boş geziyoruz yani. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyabilir miyiz? Nurettin. Nurettin abi, şu andaki mevcut ülkemizdeki ekonomik durumla ilgili olarak geçim şartlarınız nasıl? Çok iyi. Oldukça fazla. Ekonomi çok bozuk gerçi ha. Çok bozuk ekonomi. Emeklisi olsun, işçisi olsun. Ekonomi berbat. Diyorlar yüzde bilmem kaç da %30, %40 enflasyon var bir defa. Bir günkü aldığını yarın alamıyorsun. Ekonomi oldukça berbat. İş yok. Durum. Emekli misiniz? Emekliyim. Ne kadar emekli maaş alıyorsunuz? 2000'in üzeri. 2000'in üzeri. Nasıl, geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz? Geçimim nasıl, evimde olmazsa geçim berbat. Allah'tan iyi kötü ev var ki zor yetiyor. Ben tek, aynı zamanda tek yaşıyorum, zor geçiniyorum. Yalnız yaşadığım halde zor geçiniyorum. Kalabalık bir aile olsa? Kalabalık bir aile olsa en az 6-7 bin lira olacak ki bir nefes alacak.
Ekonomi oldukça berbat. Evet. Çok yani teşekkür. İşsizlik çok. Gençler boş. Zor yani. Hayat zor kısacası. Hayatımız oldukça zor. Başka ne diyeyim? Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyabilir miyiz? Tanırım. Mehmet Ceylan. Mehmet Bey, ekonomik durumla ilgili neler söylersiniz? Durum nedir? Bence durum vallahi ekonomik çok kötü. Benim görüşüm nedir? Bayağı da kötü. Bugün gir markete, yarın bugün kaldın, yarın alamıyor. Günlük enflasyon var. Ben de 1,5 milyon maaşım var. Emekli misin? Emekliyim. 1,5 milyon maaşım var. Evim kendim olmasın, ben şurada dilenir miyim? Gal, ne yaparım bilmiyorum de. Onu da yapabilsem yani, yapamazsam yok. Ama yönetime baktım mı her şey gül pembe. Her şey yerinde. Her şey yerinde. Vallahi durum ben böyle arkadaş. Çok teşekkür ederim. Evet. Yani ekonomik şartlar biraz tabii ki sıkıntılı bu aralar diye düşünüyorum. Çünkü pahalı yani, birçok ürünler pahalı. Bu da herhalde bu dövizden dolayı sanırım. Ben şahsen Almanya'dan temelli dönüş yaptım Türkiye'ye. Şu an döviz kazandığım için benim için bir sıkıntı yok. Öyle söyleyeyim. Lakin bilmiyorum yani, şu an burada asgari ücretle geçinen insanlar nasıl geçiniyorlar onu bilmiyorum. Ondan sonra kendim iyi kazanmama rağmen şu an dediğim gibi döviz kazandığım için bir Alman şirketinde çalışıyorum. Yine de zorlanıyoruz. Acaba nasıl araba alacağız, nasıl bir daire alacağız, nasıl bu alanlar nasıl alıyorlar bilemiyorum yani açıkçası. Daha bugün o soruyu sordum ya. Mesela bir araba atıyorum, standart bir araba 250 bin 300 bin lira. Yani bu 250 bin 300 bin lirayı millet nereden buluyor da nasıl alıyor onu çözemedim ben de açıkçası. Çünkü biriktirmek biraz zor. Şartlar zor. Bir alışveriş yapıyorsun 600-700 lira. Diyelim ki bir 4 kişilik bir aileye bir haftalık alışveriş en az 600-700 lira. Bunu 4'e çarpsan zaten neredeyse asgari ücrete denk geliyor. Halimiz yaman yani ya. Allah yardım etsin. Kaç yıl Almanya'da kaldınız? Ben orada doğup büyüdüm. Orada yaşadım. Bir senedir şimdi buradayım. Aylık şu anda Almanya'dan gelen bir arkadaşımız olarak dövizle alıyorum dediniz aynen maaşınızı. Mesela sizin aylık geliriniz nedir bu şu gün itibariyle? Vallahi şimdi geliri söylemek biraz ayıp. Hayır yani. Ben mukayese yapmak adına sordum. Anladım. Vallahi şimdi onunla ilgili tam net bir şey söylemek istemiyorum. Ama böyle söyleyeyim yani, standart üstü alıyoruz yani. Buna rağmen zorlanıyorum diyorsunuz. Yok, ben zorlanmıyorum. Şimdi ne yalan söyleyeyim. Ben Allah'a çok şükür benim durumum iyi. Çünkü işte euro kazandığımız için bizim için bir sıkıntı yok. Şimdi euro 10 olmuş değil mi? 1 euro 10,5 TL neredeyse. Şimdi ben 1000 lira bile alsam 5000 ediyor buradan. Bugün burada baktığımız zaman bilmiyorum yani, çalışan insanlar burada 5000 lira 6000 lira maaş alabiliyor mu acaba? Nadirdir yani, ancak memur olmak gerekir sanırım değil mi? Yani memurlar ancak 5-6 bin lira maaş alıyor. Demek ki benim düşüncem şu şekilde, herhalde insanlar borçlanıyorlar bankalar üzerinden krediyle. Yani benim bildiğim kadarıyla Türkiye'nin büyük çoğunluğu krediyle. İşte bir ailede 2-3 kişi çalışıyor asgari ücret. Onlar toplandığı zaman hemen bir an önce bir 6 ay bir yerde çalışayım da bir kredi çekeyim. Yazık. Çünkü yani sonuçta biz Müslüman bir toplumuz en nihayetinde değil mi? Yani bankalara bu kadar diyelim ki mahkum olmamız, bugün bir Müslüman toplum olarak faiz üzere yaşamamız beni çok üzen bir durum açıkçası yani. Ben öyle düşünüyorum. Vatandaş için başka bir seçenek var mı? İşte demek ki yok. Demek ki yok ki, şimdi adam evine ekmek götüremiyor. Evine ekmek götüremediği zaman bankalara talim kalıyor. Demek ki bu durumda halk olarak yani bunu, yani bizi diyelim ki bankalara zorunlu, bağımlı duruma getiren bu durumda o zaman kimlerse, bunlara halk hesap sormak zorunda yani. Çünkü halk hesap sormazsa o zaman bu böyle gelir, böyle devam eder. Yani hiçbir şey yokmuş gibi davranamayız. Dediğim gibi benim durumum iyi. Benlik bir sıkıntı yok. Lakin halkın durumu iyi değil, bunu görüyorum. Özellikle işte burada çalışanların durumu iyi değil. Öyle gözüküyor. Allah sonumuzu hayretsin. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Senin ne diyeceğini biliyorum.
Ne diyeceğim? Devlet hükümet atacak. Baştakine. Mevcut ekonomik durumdan mutlu musunuz? Mutluyum. Mutluyum kardeşim. Mutlu olmasam gitme. Yemekte sıra bulamıyorsun, alışverişte sıra bulamıyorsun, araban park edeceğin sıra bulamıyorsun. Hepimizin elinde 10 bin liralık telefon. Herkesin ekonomisi iyi diyorsunuz. Yani. İyi. İyi olmayan hiçbir şey alma. Git bak alışveriş merkezine kuyrukla giriyorum, sırayla giriyorum. Yemek yerlerine sırayla giriyorum. Bundan önce çok güzeldi değil mi? Sen kaç yaşındasın? Ecevit'in zamanını gördün mü? Demirel'in zamanını gördün mü? Öğretmen simit satıyordu ya. Ben limon satıyordu. Merak ediyorum. Geliriniz nedir? Aylık geliriniz? Aylık gelirim nedir? Kızım çalışıyor. Ben kızım yanında bakıyorum. Allah'a çok şükür. Allah o kadar olsun. Güzel yaşıyorum ki. Allah. Bak üç tane çocuğa bakın bir de bana bakıyor. Şükretmesini biliyorum çünkü. Ha, sen bu hükümetten önce tatil yapabiliyor muydun? Ben uçağa bundan önce Recep Tayyip sayesinde bindim. Ben uçak bilmiyordum ki, ben İstanbul görmemiştim ki, ben Antalya görmemiştim ki. Uçağa şeyler biniyordu, zenginler biniyordu. Tatili zenginler yapıyordu. Şu an herkes tatil yapabiliyor mu? Herkes yapıyor. Git kardeşim, hiçbir yerde şey yok, boş yer yok. Hiçbir yerde boş yer yok. 500 liralık şeyde yer yok bir lahmacunda. 500 liraya lahmacun satıyorlar, sıraya girmişler. Aciz. Neresi açtır? Milletin neresi aç? Git bir bak. Bak bu millete bak. Hepsi alışveriş yapıyor. Hiç kimse de aç değil. Açsan git yardım var, her şey var. Bundan önceki hükümetlerde var mıydı böyle bir şey? O zaman açtık. Ya bir öğretmen simit satıyordu, simit. Benim okulumun yanında bak, bunların okul ilkokullar, öğretmenlerin altta marka bilmiyorum ben. Ben arkadan anlamam. En son model arabaları var. Benden çok tatil yapıyor öğretmen. Öğretmen utanırdı gezemezdi. Çünkü simit satıyordu, taksicilik yapıyordu. Nankör olmayın. Şimdi benden önce tatile gidiyor. İki aydır, iki senedir yatıyorlar, para alıyorlar. He? Bakın be, kadına ne hak verdi. Kadın doğum yapardı 15 gün izin vermezlerdi. 15 gün kadın evinde çocuğuna bakamazdı. O zaman millet acından ölürdü. Nankör olmayın, nankör olmayın. Yiğidi öldürün, hakkını yemeyin. Olur mu? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sana. Evet. Yayınlarsanız da memnun olurum. Hoş bulduk. Tanıyabilir miyiz? İsmim Ahmet Işık. Ahmet Bey, şu andaki mevcut koşullarda ekonomik durumumuz nasıl? Ekonomik durumunuz nasıl? 4 tane icram var. Ekonomik olarak dibe vurmuşum. Benim buradan söyleyeceğim, bu yönetimin Türkiye'nin istikrarı için bir an önce bırakıp çekilmesi lazım. Başka diyeceğim bir şey yok. O zaman icralarınız kalkacak mı? Kalkmaz ama birleştirici bir yapıda uslup kullanmayan bir cumhurbaşkanına bence tahammül edecek gücümüz kalmadı. Cumhurbaşkanlığı koltuğu birleştirici şekilde hitap eder topluma. Ayrıştırıcı, ötekileştirici bir yapıda dil kullanamaz. Bu kadar. Evet, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın Ahmet Bey. İyi günler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyabilir miyiz? İsmi söyleyeyim mi? Ali. Ali abicim, ekonomi konuşuyoruz. Evet. Mevcut ekonomik durumla ilgili berbat. Neler söylersiniz? Hiçbir şey söylemeye gerek yok. Berbat. Ötesi yok yani. Berbat derken yani biraz açarsak izleyenler açısından da. Ya abi, ülkede ekonomi o kadar kötü ki insanlar intihar ediyor. Evine ekmek götüremiyor. Yeri geliyor çocuğuna bez alamıyor. Daha ne söyleyeyim? Bunun pandemiyle yani, alakası var mı? Yani pandemiyle... Ya pandemiyle mutlaka alakası var ama bir yere kadar. Yani şimdi bütün dünyada pandemi var ama Türkiye'de pandeminin dışında kötü bir ekonomi yönetimi var. Net yani bu. Ya özeti ekonominin kötü yönetilmesidir. Yani ne diyeyim, israfın çok olmasıdır. Makam arabalarının çok olmasıdır. Gereksiz harcamaların, devletteki gereksiz harcamaların çok olmasıdır. Yani
devlet israfı kıssa belki vatandaşa yansıyacak bu. Daha iyi olur ama yapmıyorlar. Yani yapacak bir şey yok. Beklentiniz nedir? Beklentim erken seçim abi. Peki erken seçim olduğunda ekonomik veya mevcut durumlar değişeceğine inanıyor musunuz? İnanıyorum. Net. O zaman mevcut iktidarda da bir değişim bekliyorsunuz. Abi sandığı koysunlar, göreceğiz. Bekliyoruz sandığı. Çünkü vatandaşın tek hakkı seçim hakkıdır. Oy hakkıdır. Başka bir hakkı yoktur. Onu kullanacak yani. Onu bekliyoruz biz de. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Adam. Ben de teşekkür ediyorum. Evet efendim. Her defasında ülkemizin mevcut konumu, mevcut gündemiyle ilgili olarak sokağın, caddenin ve vatandaşlarımızın görüş ve düşüncelerini Söyleme Haber Ajansı olarak ekranlara taşımaya devam ediyoruz. Bugün de ekonomiyi konuştuk. Daha önceki günlerdeki olduğu gibi insanlar ekonomik koşullardan memnun olanlar da var. Hayatından memnun olanlar da var. Şu andaki mevcut düzenin, mevcut sıkıntıların çok has safhada olduğunu, ekonomik olarak geçim şartlarının çok zorlandığını ifade edenler de var. Biz soruyoruz, vatandaşlarımız söylemlerini ekranlara taşıyoruz. Yayında ve yapımda emeğe geçen bütün arkadaşlarımız adına hepinize Allah'a ısmarladık diyorum efendim. Hoşçakalın.